Hastalar diyelim ki bir kan sayımı yaptırdılar ve bu kan sayımlarında hafif anemileri var veya yok, normal, ama baktılar ki hemogramda, bunu hekimleri paylaşacaktır kendileriyle, eritrositleri küçük. MCV diye bir şey görülür orada. MCV'leri çok düşüktür. Peki bunun altında ne var? Diyelim demirle ilgili testler yapıldı. Demir eksikliği bulunmadı. Ve doktor da dedi ki ya sen de talasemi taşıyıcı olabilir. Bunu inceletsen iyi olur. Hastalar bunun peşine takılmalıdır. Bu çok önemli bir sağlık sorunu. Uzun vadeli çok ciddi sağlık sorununa yol açacaktır. Belki zaman ayıracaklar, belki masraf yapacaklar. Talasemi testleriyle uğraşacaklar. Sonuçta kendilerine denilecek ki sen talasemi taşıyıcısısın. Peki ne yapayım diyecek. Hiçbir şey yapmana gerek yok denilecek. Sana zararı var mı? Yok. Normal ömrünü yaşar mısın? Yaşarsın. Başka bir hastalığa yol açar mı? Açmaz. Peki buradaki sorun nedir? Buradaki sorun, bu hastalık soya çekimsel bir hastalıktır. Genetik olarak kuşaklar arasında aktarılmaktadır. O kişi, kadın ya da erkek fark etmez, kendi nesillerine bunu geçirecektir. Peki sadece taşıyıcılığı geçirecekse sorun yok. Ama ya taşıyıcı bir eşi olacaksa ve bu iki eşten dolayı da iki taraftan taşınarak bir bebek ortaya çıkacaksa, o bebeğin ağır, doğduğundan itibaren ağır hasta olması söz konusudur. O yüzden hastalarımız arasında gerçekten şu soruyla sık karşılaşıyoruz. Bunu bilmemize gerek var mı? Bana zararı yoksa bunun daha ileri testlerini yaptıralım mı? Elbet yaptıralım. Bugün size zarar vermeyebilir ama yarın bir gün bir bebek sahibi olmak istediğinizde herhalde hiçbir anne baba çok ağır, çocukluğundan itibaren bir ömür boyu sürecek sıkıntılı ve çileli bir dönemi herhalde geçirmek istemeyecektir. O yüzden evet, talasemi taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmeliyiz.